Sevgili Mola TV izleyicileri, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bir kez daha sizlerin evlerinize konuk oluyoruz. Programın hazırlanmasında emeğe geçen tüm çalışmalar arkadaşlarım adına bir kez daha mutlu akşamlar diliyorum. Sportes'in 3. haftasında sizlerle birlikteyiz yine bu akşam. Muğla'daki sporu, Muğla'daki bütün spor branşlarını konuşmaya değişik konu ve konuklarımıza devam ediyoruz. İlk programımızın ardından gösterdiğiniz ilgi ve alakaya bir kez daha teşekkür ediyorum Muğla TV ailesi olarak. Bugün konuğum da içimizden biri, sizden biri, Muğla'lı olmasıyla gurur duyduğumuz çalışkan il müdürlerimizden Muğla Gençlik Spor İl Müdürü Sayın Ömer İlman bizlerle birlikte. Sayın Müdürüm hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Bu vesileyle tüm hemşerilerim buradan selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Bir kez daha değerli vakitlerinizi bizlere ayırdınız. Bu kadar yoğunluğunuzun içinde. Sayın Müdürüm, sizi tüm kesimler tanıyor. Muğla'lı olmalı olduğunuzu da biliyoruz. Ama belki de ilk defa ekran başında görenler için Ömer İlman kimdir? Ömer İlman nerelerden bu müdürlük makamına geldi? Kısa bir özgeçmişle tanıyabilir miyiz müdürüm sizi? Tabii ki. 1969 yılında Göktepe köyünde dünyaya geldik. İlk ve orta öğrenimimizi köyümüzde tamamladıktan sonra 83-86 yılları arasında Turgut Reis Lisesi'nde okuduk. 86-90 yılları arasında da Hacettepe Sosyal Hizmet Bölümünde eğitim öğretimimizi tamamladık. Daha sonra asteğmen olarak askerliğimizi Tekirdağ Çerkezköy'de yaptıktan sonra 1993 yılında Kredi Yurtlar Kurumu Erzincan Yurdu'nda sosyal çalışmacı olarak göreve başladık. Yaklaşık 2,5 yıl kadar Erzincan, sonrasında 1995-98 yılları arasında Çanakkale Yurdu'nda, 98-2002 arası Denizli Pamukkale Yurdu'nda, 2002 yılından itibaren de Muğla'da erkek öğrenci yurdumuzda gençlerin sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerinin yönetimi, psikososyal danışma, rehberlik gibi meslek hayatımızın hemen hemen büyük bir kısmı, tamamına yakını 22 yıl gençlerle eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle geçti. 2015 yılında yurt müdürü olarak erkek öğrenci yurdunda göreve başladık. 2016 yılında Kredi Yurtlar Kurumu'nun bölge müdürlükleri den il müdürlüklerine dönmesiyle birlikte Muğla'da il müdürlüğü kuruldu. Biz de il müdürlüğünü kurucu olarak görevlendirildik ve daha sonra da il müdürü olarak görev yaptık Kredi Yurtlar Kurumu'nda. Ve daha sonra 2019 yılı başında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Taşra Teşkilatı'nın yeniden yapılanması kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlükleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri birleşerek Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adı altında birleşti ve bu göreve Sayın Bakanımız tarafından görevlendirildik. Halen de 2 yıldan fazla bir süredir 3. yılımız bu göreve devam ediyoruz. Sayın Müdürüm, çok geniş bir internette görev yapıyorsunuz. Yani Muğla diğer illere farklı kıyılarıyla, dünya ünlü ilçeleriyle tüm dünyanın göz bebeği. Evet. Ve sizin de hizmet alanınız bayağı geniş. Çok yoğunsunuz. Ben yakından takip ettiğim için sizi biliyorum. Yani aynı gün içerisinde birkaç ilçeye gittiğinizi, testlerin yapılanmasının tadilatında bizzat kendinizin orada görev aldığınızı biliyorum. Bu anlamda müdürünüzün yapmış olduğu bir çalışmalar var. Sizin bugüne kadar yapılan çalışmalar kısaca bir 3 dakikalık bir görüntü. Sevgili yönetmenimiz Mert hazırsa o görüntüleri bir izleyelim. Bakalım bugüne kadar neler yapılmış, neler yapılacak. Kısa bir görüntü. Daha sonra buradayız. We'll be right back.
Sevgili müdürüm, vallahi izlerken biz yorulduk yani. Ekibinize birlikte bir kez daha kutluyoruz sizi. Güzel çalışmalar. Ama öncelikle şuradan başlayalım. Siz dediniz ya, bakanlığınız KYK ile Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüklerini birleştirip Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak tek bir müdürlükte topladı. Bu spor tarafı. Evet. Bir de sizin KYK tarafınız var. Evet. Orada da binlerce öğrenci var. Evet. Yani ben de bir üniversite öğrencisinin babası olarak, benim de çocuğum İstanbul'da yurtlarda konaklıyor ve yurt şartlarını biliyorum. Çok güzel şartlarda, çok güzel yurtlar yapıldı son yıllarda. Sistemde herkese destek de veriliyor. Güzel. Biraz iş yoğunluğunuzu anlatır mısınız? Yani KYK, spor, bunu nasıl ortada buluşturuyorsunuz? Şimdi bizim 3 ana hizmet kolumuz var. Gençlik hizmetleri, spor hizmetleri ve yurt hizmetleri. 3 ana ayak üzerine oturuyor. Gençlik hizmetleri daha çok gençlik merkezlerimiz üzerinden yürüyor ve ilimizde 3 gençlik merkezi var. Şu anda da Fethiye Gençlik Merkezimiz bitti. Onun inşaatla ilgili sorunları vardı bizden önceki dönemden kaynaklanan. Şimdi tüm onlar çözüldü. Yaklaşık olarak 2-3 ay sonra Fethiye Gençlik Merkezimiz devreye girecek. Köyceğiz'de Gençlik Merkezi tamamlandı. Belediye Spor Toto işbirliğiyle onu açacağız. Bodrum Gençlik Merkezimiz tamamlandı, onu açacağız. Ayrıca Yatağan'da Belediye Spor Toto işbirliğiyle yapılmakta olan Gençlik Merkezimiz önümüzdeki yıla kadar, bu yılın sonuna kadar açılacak. Gençlik faaliyetlerimiz de gençleri geleceğe hazırlamak için vatanını, milletini seven, çalışkan ve üretken gençlerin geleceğe hazırlanması konusunda gençlikimizle ilgili faaliyetlerimiz var. Birçok sosyal etkinliklerimiz var. İşte deney yap atölyeleri, Türkiye'de teknoloji anlamında çok önemli bir altyapı oluşturan 12 il pilot olarak seçildi. 2019 yılında 12 ilden birisi olarak Muğla'da başladı. 150 gencimiz 2 yıldır geleceğin teknoloji ve bilim insanı olmak adına buralarda eğitim öğretim görmekte. Birçok gönüllülük ve sosyal faaliyetlerimiz var. Yurt hizmetlerimiz çok önemli. Bildiğiniz gibi Muğla ilimizde yaklaşık 42 bin öğrenci var. Üniversite öğrencimiz var ilimiz genelinde. Bunların 31 bini Muğla merkezde. Merkezde öğrenim görmekte. Bizim şu an itibariyle 5300 öğrenci kapasitemiz bulunmakta iken 2018 yılında başlayan inşaatlarımızdan 2024 kapasiteli yurdumuz bitti, teslim aldık. Hastanenin arka tarafında. Evet, hastanenin arkasında. Orada 100 dönüm orman arazisi üzerinde çok güzel projeler uygulandı. 2024 kapasitesi bitti. 2024 kapasiteli ikinci etapta şu anda %90 oranında tamamlandı. Ve üçüncü etabında inşaatı başladı şu anda. O ne kadar? 1350 kişilik. Yok, 6000 küsur, 5000. 5400 öğrencimiz olacak. Ve içinde 550 kişilik iki tane konferans salonu, eğitim salonları ve üçüncü etapta kapalı spor salonu koydurdum. O bölgede. Evet. Çünkü orada 5500 gencin olduğu yerde olmak zorunda. Evet, olmak zorunda. Hı. Ve hepsinin açık spor tesisler var. Erkek bölümünde onlardan birinci etap erkek yurdu, ikinci etap kız yurdu ve üçüncü etap kız yurdu olacak. Amacımız şu, Muğla'da bildiğiniz gibi üniversite öğrencilerimizin yaşadığı barınma problemiyle ilgili gerek ekonomik gerek sosyal problemlerin olduğunu hepimiz biliyoruz. İşte biz Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü dönemimizde 2015 yılında bu konuyla ilgili çok temel çalışmalara başlamıştık. Bunlar önce yer temininden başladı ve meyvelerini hani bugün verdi. Şu anda 2015 yılında 4000 civarında olan il geneli kapasitemiz, bu yurtlarımızın ve Fethiye'de de şu anda 1350 kişilik yurdumuz da %60 kapasitesine ulaştı. Yaklaşık olarak 13000 öğrenci önümüzdeki yıl seviyesine çıkmış olacak ve Muğla'da yurtla ilgili, barınmayla ilgili sorunlar çözüldüğü zaman birçok öğrenciyle ilgili sorunların da çözüleceğine
İnanmıyoruz. Üniversitenin tamamen öğrenci kapasitesinin %25'i yurtlara sahip olmuş olacak değil mi? Yani 42 bine yaklaşık. Bizim şimdi ülke genelimizde şöyle bir bakış açımız var. %60 yurt kapasitelerinin kız, %40 erkek olması öngörülüyor bakanlığımız tarafından. Ve bir ilde %30'u kadar üniversitede okuyan öğrencinin yurt kapasitesi varsa bunun karşılayabileceği düşünülüyor. Fakat Muğla özeline indiğimiz zaman bu oranın biz en az %50 olması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü Muğla merkez nüfusu 31 bin üniversite öğrencisi var. Yaklaşık da 120 bin nüfus olduğunu düşünürsek bizim yaklaşık 3-4 kişiden birisi Muğla'da öğrenci. Öğrenci evet. Ve hiçbir il merkezi yok ki öğrenci oranı bu kadar yüksek olsun. Dolayısıyla Türkiye'deki %30 ortalama bize yetmez. Biz Muğla'da yurt sorununun tamamen çözümü için %50 kapasiteye ulaşmak istiyoruz. Buna devam edecek çalışmalar. Çalışmalarımız devam ediyor. Değişik projelerimiz var. Proje aşamasında olanlar var. Olanlar var. Zaten reelde de olanlar var. Mevcut yurtlarımızla ilgili iyileştirme çalışmalarımız var. Dolayısıyla biz önümüzdeki 3-4 yıllık bir süreçte Muğla'da yurda müracaat eden herkesin yurda girmesini hedefleyen çalışmalarımız, projelerimiz devam ediyor. Sayın Müdürüm, Muğla gibi üniversite kenti olan yerlerde kiralar tabii otomatikman yükseliyor. Tabii. Bu anlamda yurtların katkısı çok büyük. Çünkü tabii. Çok cüzi miktarlara hem de yeme içme olanağı da sağlanıyor bu yurtlarda öğrencilere. İnşallah bu sayı sizlerin de girişimleri Sayın Devlet Büyüklerinin katkılarıyla tabii. Artarak devam eder. Yer ve zaman mümkün olduğu müddetçe. Şimdi buradan tabii ki başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere onun vizyonuyla gençlerimize sahip çıkılması, Sayın Bakanımızın destekleri ve ilimizin milletvekilleri, il başkanımız katkılarıyla tabii ki büyük bir ekip tarafından bunlar öngörülüyor. Biz de bürokratlar olarak projelerimizi üretiyoruz. Onların da desteğiyle bu hizmetleri yerine getiriyoruz. Bir de gençlik hizmetleri dediniz az önce. Gençlik merkezi de çok aktif olması gereken yerler. Çünkü gençlerin gençlik merkezlerinde yapacağı tüm projelerde onların hem doğru zaman kullanımı hem de yanlış işlere yönelmemesi anlamında evet. Çok etkili. Ben de Muğla Gençlik Merkezi'nde yıllar önce işbirliği içinde hem orada hocalık yapmış olan birisiyim. Projeler üretmiştik gençlik merkezi liderleriyle görev yaptığımız televizyon programında. O anlamda oranın işleyişini çok iyi biliyorum. Gençlere katkılarını. İlimizdeki gençlik merkezleri ne düzeyde şu anda? Hangi ilçelerde var? Şimdi Milas ilçemizde var faal olarak. Kötekli Gençlik Merkezimiz ve Uluslararası Gençlik Merkezimiz iki tane de merkezimiz de var. Fakat biz bu yıl üniversite gençliğine daha çok hitap edebilmek adına üniversitenin içinde de bir genç ofis açtık. Yaklaşık olarak 400 metrekare alan içerisinde. Tamamen üniversitemizden bunu tahsis ettik. Bakım onarımını yaptık. Onunla ilgili ihalemizi yaptık. Bakanlığımız tarafından ödeneğimizi istedik. İçinin dayaması, döşemesi, her tür demirbaşı sağlandı. Şimdi iki oda daha orada bize tahsis edildi. Onunla ilgili de çalışmamız devam ediyor. 300 metrekareyken biz 400 metrekareye çıkacak o alan. Tabii ki şu anda pandemi nedeniyle öğrenci olmadığı için ama biz hazırız. Öğrenci geldiği anda üniversite öğrencilerimizin dinlenme, projelerini geliştirme, her tür etkinliklerine, gençlik merkezlerimizde olan bağlantılarını daha iyi sağlamak ve öğrencinin ayağına hizmeti götürmek adına üniversitede de böyle bir çalışmamız oldu. Öğrencilerimiz geldiği zaman da orada da çok aktif bir şekilde yer alacağız. Çünkü gençlerin geleceğe hazırlanması çok önemli. Bunun için de bizim geleceğimiz gençlerdir diyoruz. Ama hangi genç bizim geleceğimiz? Çalışkan, üretken, vatanla ve milletini seven gençler bizim geleceğimiz. Gençlere yatırım yapmadığımız takdirde de bunu sağlayamayız. Bu gençlik merkezleri ve yurtlarda da gençlere yönelik her yurtta 20'nin üzerinde kurs var, eğitim var, seminerler var gençlere yönelik. Siz organize ediyorsunuz değil mi bunları? Tabii ki. Hepsini bakanlığımızın talimatları ve politikası doğrultusunda ve geleceğimiz olan gençlerin iyi yetişmesi ve geleceğe doğru bir şekilde hazırlanması adına bakanlık olarak gerek
gençlik merkezlerimizde, gerek spor alanlarımızda ve yurtlarımızda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Milas'ta var demiştiniz. Evet. Orada da iki tane var. Evet. Fethiye'de var mı? Fethiye'de şu anda işte eksiklikleri giderildi. İnşaat eksiklikleri. Şu anda önümüzdeki 2-3 ayda var mı çalışmanız? Açılacak. Yatağında bir proje aşamasında olduğunu biliyorum ben. Bu yılın içerisinde o da bitecek, açılacak. Bodrum'da gençlik merkezimiz ve spor salonumuz tamamlandı. Şimdi onu hizmete açacağız. Ve yatağında işte bu yılın sonuna kadar dedik. Ve geçen ay bakanımızla yapılan görüşmelerde sayın bakanımız diğer olmayan illere de gençlik merkezi açılması konusunda destek vereceğini belirtti. Ortaca, Dalaman ilçelerimizde de gençlik merkezi planlaması şu anda başladı. Müdürüm, bir de insanların merak ettiği konulardan bir tanesi Muğla Atatürk Stadı. Muğla Atatürk Stadyumunda ciddi çalışmalar yaptınız. Hala da devam ediyor çalışmalar. Evet. Çok yakından biliyorum ben. Yıllardır hatta ulusal bir kanalda bir kupa maçında tüm Türkiye bizi kötü örnek gösteren evet. Skorboard'un olmayışı. Yıllardır hep başka bir kuruma muhtaç olan ses düzeninin çözümü. İkinci kat tribünün altında çok sayıda branşın antrenman yaptığı antrenman yerlerdeki salını. Kalitenin yükseltilmesi. Bu anlamda çalışmalar devam ediyor. Şuradan girmek istiyorum ben. Muğla'da yeni stat projesi var mı? Hep konuşulur bu. Bu proje şu anda gündemde değilse mevcut statta neler yaptınız? Şimdi mevcut stadımızı bir defa günün şartlarına uygun olarak kullanmak durumundayız. Yeni stat projesiyle ilgili daha önceki dönemlerde Akçova'dan bir yer tahsisiyle ilgili bir girişimde bulunmuş bizim dairemiz. Fakat bakanlığımız tarafından hani buraya projelendirilmiş ve Muğla'da yeni statla ilgili bir alınmış şu an için bir karar yok. Yok. Ama böyle bir durumda bizim de alternatif yerle ilgili çalışmalarımız elbette var. Tabii ki Muğla'nın tarihiyle, kültürüyle özdeşleşmiş olan, işte her birimizin bayramlarımızı kutladığımız, Muğla'nın çok özel günlerine ev sahipliği yapmış bir Atatürk Stadı'ndan bahsediyoruz. Muğla'nın tarihinde ve kültüründe çok derin izler bırakan Atatürk Stadı'nın da vazgeçilmez olduğunu hepimiz biliyoruz bu haliyle. Tabii ki ileride bakanlığımız başka bir yere başka bir stat projesi onayı verdiği takdirde onu elbette değerlendiririz. Ama biz mevcut stadımızı da bugün günün şartlarına uygun hale getirmekle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İşte o az önce belirttiğiniz çok hani basit olan bir scoreboard meselesi bile Bodrum Spor Ankara Gücü kupa maçında sevgili meslektaşım adaşım Güneşler tarafından gündeme getirilmişti. Biz bir Muğlalı olarak bunu tabii ki göreve geldiğimiz anda bir ilk işlerden birisi olarak yani ilimize yakışır, Muğla'ya yakışır bir scoreboard'un olmasıyla ilgili hemen çalışmalara başladık ve 5-6 ay içerisinde de o sorunu çözmüştük. Ve aynı Cüneyt Şen bir yıl sonra gelmişti. Bursa Spor kupa maçında. Gördü orayı. Gördü. Ya bize teşekkür etti. Ben dedi geçen yıl eleştiri yapmıştım. Şimdi de dedi bu yapılmış teşekkür zamanı. Maçta da söyledi onu. Muğla'ya dedi yakıştı. Biz dedi maç içerisinde de bunu anlattık. Ya, bunlar tabii ki bizim ilimiz bir marka kent. Turizmde marka, üretimde. Sanayimiz çok ileri düzeyde olmasa da turizm, tarım, tarih ve kültür aynı zamanda da spor turizmi konusunda çok iddialıyız. Biraz sonra o konulara gireceğiz. Dolayısıyla Muğla daha güzel şeyleri hak ediyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Stadımızla ilgili başka projelerimiz de var. Etrafındaki o pistin. Parkurun, atletizm parkuruna. Sabah akşam orada çok sayıda insan yürüyüş yapıyor. Vatandaşımızdan böyle bir talep var. Bizim de zaten gördüğümüz o. Bizim şu anki projelendirdik. Sayın Bakan
Bakanlığımıza da ilettik. Eğer ilimize bunun ödeneği aktarıldığı takdirde her tür altyapısı çalışması yapıldı. Etrafını tartan pist yapacağız. Altılı atletizm kulvarlı pist olacak ve atletizm faaliyetleri burada yapılacak. Aynı zamanda da vatandaşımızın sabah akşam günlük olarak spor yapması, yürüyüşünü daha güzel bir ortamda yapmasıyla ilgili de projelerimiz hazır. Atletizmde de çok sayıda sporcu altyapısı var. Bazen startta denk geliyorduk biz. Şerif Hoca ile falan buluşuyorlar, yapıyorlardı. Şimdi onlarla ilgili de güzel gelişmeler oldu. İlk önce Bandırma'ya gittiler 2 hafta önce. Oradan güzel başarılarla döndüler. Şimdi geçtiğimiz hafta gene bir yarışmaya gönderdik. Orada da dereceye girdiler. Şimdi yarı final müsabakalar için önümüzdeki hafta Didim'de olacaklar. Sporcuya imkan sağlandığı zaman, tesis sağlandığı zaman, destek olunduğu zaman bizim sporcularımız gayet başarılı, insanımız gayet başarılı. İşte dün gene güzel bir haber aldık. Milas Güreş Eğitim Merkezi. Milli takıma seçildi çocuğumuz. Evet, birinci olarak kendi kategorisinde, 15 grubunda birinci olarak milli takıma girdi. Geleceğin Mehmet Güçlüler yetişiyor. Onu ayrıca soracağım size. Evet, orayla ilgili de oraya çok güzel özel ilginiz de var sizin. Var. Hep şartlarını düzelttik. Yapılan çalışmalar var tabii ki. Sayın Müdürüm, hemen oraya açmışken devam edelim. Milas ilçesinde stadı şartlarını bayağı eski stadı ben biliyorum. Güzel çalışmalar yapıldı stadda, mevcut ilçe stadında. Milas'ta güreş eğitim merkezinde çok ciddi bir şey yapıldınız ki eski hali harabe gibiydi oranın, biliyorum. Ve şimdi onun başarısında işte meyvelerini az önce bahsettiğiniz alıyorsunuz. Milas'ta yapılan çalışmalar şöyle bir değerlendirirsek nelerdi? Şimdi Milas'la ilgili çalışmalarımız, biz gelir gelmez 2019 yılında, şöyle hemen hızlıca girelim. Bir öğrenci yurdu var değil mi orada? Var. Devam ediyor. İlk önce biz 2019 yılında gelince ilk bir ay tüm tesislerimizi, ilçelerimizi hepsini gezdik. Eksiklikler, gediklikler neler, bunları ben birebir kendim tespit ettim. Hemen teknik ekibimizi görevlendirdik, mühendislerimizi. Tüm ilçelerimizin tüm tesisleriyle ilgili bize bir rapor hazırlamalarını istedik. Daha sonra bir ay sonra ilçe müdürlerimizi topladık. Neye ihtiyaç var, imkanlar nedir? Bunları belirledik. İlk bir ay, bir buçuk ay içerisinde tabloyu gördük ve acil bir eylem planı geliştirdik. Hangi ilçede en acil yapılması gereken nedir? Bunlarla ilgili her ilçemiz için bir planımız oldu. Yani bugün itibariyle yaklaşık 2 yılı aşkın bir süre geçti. Hedeflerimizin önemli bir kısmına ulaşmış durumdayız. Ama bu demek değildir ki tüm hedeflerimize ulaştık. Çünkü Muğla potansiyeliyle, doğasıyla, tarihiyle, turizmiyle, iklim şartlarıyla her tür sporun 12 ay boyunca yapılabileceği yeryüzü cenneti dediğimiz Muğla, aynı zamanda da imkanlar cenneti. İşte bunun farkında olarak bizim spor tesis sayımızdan tutun her şeyimizi hani bugünkü seviyesinin 3-5 katına çıkarmamız gerekiyor. Bunu sağladığımız takdirde biz bir yere varırız. Şimdi Milas özeline geldiğimiz zaman, şimdi baktık Milas'ta kapalı spor salonumuz faal değildi, deprem nedeniyle kapalı. Milas ilçe stadı ihalesi yapılmıştı bakım onarımla ilgili. İşte çok acele de etti Milas Spor, hemen açılsın edilsin ama eksiği gediği tamamlanmadan onlar olmaz. Hem atletizm pisti hem stat düzgün bir şekilde getirildi. Yıllardır işte çalışmayan o kazan daireleri, oralar ısınması, sıcak suyu, hepsi tribünlerin bakımı, onarımı yapıldı. Stat kısmı o şekilde halloldu. Gençlik merkezimizin ısınmasından tutun, birçok problemi vardı, çatısından su akma. Onları çözdük, gençlik merkezimizin işlerini tamamladık. 2018'de çok zor şartlarda yurdumuzu hizmete açmıştık zaten. Orası da bugün pırıl pırıl ve hakikaten prestijli bir yurt olarak hizmet vermekte. Daha sonra baktık güreş eğitim merkezimiz hakikaten az önce belirttiğiniz gibi
Yani kötüydü. İşte bu yıl geçtiğimiz 2020 yılı içerisinde iki koldan yüklendik. Birincisi tepeden tırnağa, banyosundan tuvaletinden odalarına kadar bakım onarımını yaptık. Bakanlığımızdan ödenek alarak ihalesini yaptık. Ondan sonra da gençlerimizin hem sosyal olarak hem de fiziki olarak imkanlarını artıracak çalışmalar yaptık. Bazasından, yatağından, yorganından, nevresinden tutun tüm komple demirbaşlar, masalar pırıl pırıl yenilendi sıfırdan. Bir de sosyal alanlarını geliştirdik. PlayStation'ından tutun, satranç odasından tutun, masa tenisi salonuna kadar, büyük ekran televizyonlarına kadar gençlerimizin o spor dışında kalan zamanlarını da daha iyi ortamda geçirmeler için her tür tedbiri aldık. Yemeklerinden tutun, her şeyi özel olarak kalori üzerinden ve Milli Eğitim'le işbirliği içerisinde yemekleri sağlanmakta. Tabii ki bu imkanlar verildiği zaman gençlerimize başarılar da gelecektir. Yaşam alanları kalitesi yüksek olmak zorunda. Yani kötü bir yerde yaşamını sürdüren bir sporcudan ne bekleyebilirsiniz evet, ki? Bugün olimpiyat kotasını almış güreşçimiz, Muğlalı, aynı zamanda hemşerimiz Süleyman Atlı. Fethiye. Bizim Miras Güreş Eğitim Merkezimizden yetişme. Kendisi 2019 yılında Avrupa şampiyonu oldu. Dünya ikincisi oldu. İnşallah bu yıl pandemi nedeniyle geçen yıl yapılamayan olimpiyatlarda da kendisinden bir olimpiyatta madalya beklediğimiz çok önemli gururumuz bir değerimiz. Evet. Tabii ki bunların yetişmesi için işte bu imkanların iyi olması, eğitim imkanlarının, barınma imkanlarının, antrenman imkanlarının ve gençlere değer vermemiz gerekir. Bunu yaparsak sonucu zaten geliyor. Bir de müdürüm, siz çok sık ziyaret ediyorsunuz bu merkezleri ya da yurtları. Takip ediyoruz sosyal medyadan sizi. Denetimleri sürekli gerçekleşiyorsunuz. Yani yurtta kalan öğrencinin en iyisini yemesini konusunda ya da spor merkezlerindeki çocukların en güzel şartlarda yaşaması anlamında nasıl yetişiyorsunuz müdürüm bu kadar gün içinde? Yani eve gidebiliyor musunuz? Öyle diyeyim yani. Şimdi eve gidiyoruz. Tabii çoğu zaman geç saatlerde gidiyoruz. Şu var, hani biraz işi birebir kendimiz takip edersek, ekibimizle birlikte tabii ki bunları yapıyoruz. Bizim yaklaşık 700'e yakın il müdürlüğümüzde personelimiz var. Bunlar temizliğinden tutun, güvenliğinden tabii hepsi. Yani topladığımız zaman 700'ü buluyor. Daha da personel eksiğimiz var. Bu ekiple beraber yürütüyoruz işleri. Fakat ekibin başında birisi olarak biz her yere koşmazsak ekibimizi diri tutmamız gerekiyor ve onlarla birlikte yol alıyoruz. Günü geliyor, oturuyoruz. Güvenlik arkadaşlarımızla şartların ne olması gerektiğini, onların sorunlarını dinliyoruz. Öğrenci, bizim göremediğimiz öğrencinin, sporcunun ihtiyacı olan ne var? Onlar işin içinde olduğu için bize aktarabiliyor. Günü geliyor, temizlik görevi yapan arkadaşlarımızın haline hatırını soruyoruz. Öğrencinin, gençlerin, sporcuların neye ihtiyacı olduğunu oralardan. Tabii ki oralardaki idarecilerimiz, müdürlerimizle ayrı zaten günlük istişareler yapıyoruz. Burada ekip çalışmasının önemli olduğunu düşünerek hareket ediyoruz. Fakat ekip çalışmasıyla beraber birebir kendimiz spor kulüplerinin yanında olmamız gerekiyor. Maçlarını takip ediyoruz. Onların yanındayız diyoruz. Gençlerin neye ihtiyacı var? Sporcunun neye ihtiyacı var? Birebir sahayı da olarak aslında sahaya hakim olmuş yaşıyorsunuz oluyoruz. Yaşıyorsunuz onu değil mi? Bunu yaşamazsak üretim yapamayız. Yani her zaman aklımızda, evimize gittiğimizde de, belki gece yatarken de aklımızda devamlı bir şeyler var, projeler var. Şurayı nasıl iyileştirebiliriz? Burada yurt, şurada arazi. Şurada görerek bu değerlendiriyorsunuz değil mi? Tabii ki, yani yaşamadığınız, uzaktan yapılan gözlemlerin biz çok isabetli olamayacağını yani biliyoruz. Çünkü ömrümüz hakikaten gençlerle geçti. Yani meslek hayatımdan bugüne kadar işte spor, eğitim, kültür
Hep böyle geçti. Bir de bu işi severek yapmak çok önemli. Yaptığımız işi gerçekten hani gönülden yapıyoruz. Bugün ben dünyaya bir daha gelsem, bir şansım olsa gene gençlerle çalışmayı seçerdim diye düşünüyorum. Hani hem sevmek hem de sevdiğiniz işi yapmak hani çok büyük bir şanstır diye düşünüyorum. Bunu zaten görevde başarıya getirir değil mi? Tabii ki yani bu sevmediğiniz bir işte hiç başarılı olamazsınız. Şimdi gençlere mesela yemek veren, yemek hizmeti sunan kantinlerimiz var. Orada hizmet verenlerle görüşürüz zaman zaman. Söylediğimiz şu, kendi çocuğunuz için neyi istiyorsanız bu gençler için bunu isteyin. Şimdi bakıyoruz yani yemek, şu çocuk sizin kendi çocuğunuz, şu yemeklerden hangisini tercih eder? Şunu. O zaman işte bunlara ağırlık vereceğiz. Gençler neyi istiyor, neyi tercih ediyor? Hem sağlıklı, hem bir genç yemek kuponu hakkını zorunda kaldığı için kullanmasın. Orada 25-30 çeşit yemeğimiz olsun. Severek kullansın değil mi? Hangisini seçeceği konusunda bir sıkıntı yaşasın. Pişman, yani sadece o hakkı kullanmak için değil. Tercihler etsin. Yani. Tercihlerde zorlansın istiyoruz ve hakikaten yurtlarımızda da bu başarı yakalanmış durumda. Sağ olsunlar ekibimiz, arkadaşlarımız. Ben birebir yaşıyorum. Benim oğlum da İstanbul'da Kanuni Sultan Süleyman yurdunda kalıyor Başakşehir'de. Hem o yurdun fiziki anlamda hem de mutfak şartlarını gördüm, biliyorum. Bazen yani çok lüks bir restoranda yenilebilecek şeyleri de hem restoranda hem de kantinde bulabiliyorsunuz. Hem de cüzi fiyatları. Evet. İşte bu bizim tamamen devletimizin... Vesile olandan herkesten Allah razı olsun demek geliyor. Evet. Devletimizin gençlerimize yaptığı bir yatırımdır. Devletimizin bu konudaki gençlerimize sahip çıkmasıdır. İşte biz de Muğla'da daha çok gence yurt imkanları sağlayarak bu hizmetlerin yayılmasını istiyoruz. Çünkü Anadolu'dan gelen çocuklar, gençler burada yurt bulamadığı zaman yüksek ev kirası fiyatlarında ekonomik olarak zorlanıyorlar. Ekonomik olarak zorluklar olunca da bu sefer bizi bazen üzen hani hadiselerin olabildiğine de hepimiz şahit oluyoruz. İşte 2013'ten 285 bin olan Türkiye'deki yatak kapasitesi sayısı bugün 800 bine çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla tüm illerde bir seferberlik başladı. Tabii ki Muğla'da bildiğiniz gibi arsa üretim zorlukları, özel sektörün yurt kat sayısı az olduğu için yurt yapamaması gibi çeşitli sorunlarla biz Muğla'da biraz daha zorlanarak yol aldık. Diğer iller gibi değil, evet. Ama almıyor muyuz? Alıyoruz. Fakat bayağı zorluklar çekerek alıyoruz. Ama sonuçta devletimizin gücü tüm zorlukları aşmaya yeter diye bunu görüyoruz. Az önce bahsettiniz ya, yani gün içinde ben sizin iki müsabaka için ilçeler arası koşturduğunuzu biliyorum. Örneğin Muğla spor maçından sonra atıyorum Fethiye'nin basketbol maçı için aynı gün içerisinde gittiğinizi. Birebir yaşamaktaki olay da oradaki eksikliği görüp tespit edip anında müdahale edebilmek. O anlamda iyi bir taraftarsınız aynı zamanda. Fethiye'nin bu hafta basketbolda yendiği maçta Fethiye'deydiniz ve yaşadığınız mutluluğu da biliyorum Sayın Müdürüm. Bir de Köyceğiz'e ben anlatmak istiyorum. Köyceğiz'de hem Süper Lig'de bir handball takımı var Sayın Müdürüm. Hem de su sporları... Milas'la ilgili bir unuttuğumuz önemli, tam oraya gelirken konu farklı yere kaydı. Milas'ta spor salonu ile ilgili önemli bir yani gelişmemiz, şu anda inşaatı başladı. 1000 kişilik kapalı spor salonumuz şu anda Milas'ta inşaatı başladı. Çok İnşaat özel abi. Bir proje çizdirdik. 1000 kişilik salon, 4 tane antrenman salonu, idari alanlar ve tip projeleri uyguladık orada. Yerin de durumuna uygun olarak daha iyi bir maliyetle, yere göre özel bir projeyle çok verimli bir proje oldu. İşte 29 Aralık'ta ihalesini yapmıştık. Şu anda da inşaatımız başladı. Teslim süresi ne zaman? Bu yılın sonu. İnşallah. Milas Spor, hani biliyorsunuz Milas Belediye Spor
erkeklerle voleybolda, bayağı etkililer, evet. Evet, bir üst lige çıkacaklar bu yıl. Ona da inşallah yetiştirmeye çalışıyoruz. Onlara da bir hediye olacak usta. Tabii ki. İlimizin bu yıl Süper Lig'de 8 takımla temsil edildiğini de belirtmemizde fayda var burada. Hokeyde 3 takımımız. Handbolde 2 takımla Süper Lig'de mücadele ediyoruz. Basketbolda bir takımımız var. Basketbolda bir takımımız var. Bu yıl yapılmadı ama pandemiye göre yapılacak. Oturarak voleybol takımımız da Fethiye'de Gençlik Hizmetleri Spor Kulübümüz de bizim aynı zamanda Süper Lig'e geçen yıl yükselmişti. Pandemi nedeniyle maçları şu anda yapılmadı. O da Süper Lig'de bizi temsil ediyor. Dolayısıyla Süper Lig, birinci lig, ikinci ve üçüncü liglerde Muğla Spor bu yıl tarihinde en yüksek sayıda takımla temsil ediliyor. Amacımız da bu takımlarımızın sayısını daha da arttırmak. Yeri gelmişken sorayım. Köyceğiz az sonra geçeceğim ama bunları gururla anlatıyoruz da bir de bir Muğla Spor'umuz var. O da çok kötü bir sezon geçirdi. Büyük ihtimalle gelecek yıl Amatör Bal Ligi'ne düşecek. Nasıl değerlendiriyor? Her maçı takip etmeye çalışıyoruz bir Muğla'lı, Muğla Sporlu olarak. Evet, yani hakikaten biz burada küçüklüğümüzden beri Muğla Spor'un tüm maçlarına bir taraftar olarak hani katılırken bugün Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak tabii ki onların her şeyinde yanında, tüm kulüplerimizin, tüm spor dallarının olduğu gibi sadece futbolla sınırlı değil, tüm branşlara idari olarak eşit mesafedeyiz. Tabii ki Fethiye Spor, Bodrum Spor'umuz ve ilimizin tüm takımları sahada maça çıktığı zaman biz hem bir idareci olarak aynı zamanda da bir taraftar olarak destekliyoruz, evet. Bakıyoruz. Muğla Spor'un durumuna hani gelince tabii ki sizlerin de malumu olduğu üzere bazı şanssızlıklar yaşandı. Bu şanssızlıklarla beraber hani saha içi, saha dışı tabii ki faktörler bunlara etki etti ama hakikaten önümüzdeki yıl hani nasıl bir yapılanma olacak? Liglerle ilgili federasyonumuz tarafından nasıl bir karar verecek? Hep birlikte bekleyeceğiz. Fakat Muğla Spor'un son geldiği durum bugün itibariyle tüm Muğlalıları olduğu gibi bizi herkes de üzüyor. Üzmekte. Ümit ediyoruz ki hayırlısı olur Muğla Spor için. Ve camialar düştüğü yerden kalkmasını da bilmeli. Daha güçlü bir şekilde kalkar. Muğla Spor daha önceki yıllarda da çeşitli defalar hani bu sıkıntılara girdi ama kalkmasını her dönem bilmiştir bu güçlü ve büyük bir camia. Ama yaptığımız her işi planlı, düzenli yaparsak bu düşmeden de alınacak çok derslerimiz olduğuna ben inanıyorum. O hataları yapmadığımız takdirde işte baktığınız zaman Göztepe'sinden tutun birçok büyük camialar da amatörliklerde mücadele etti ama bugün Süper Lig'de oynadığına hepimiz şahittiz. İyi planlama, iyi programda başarılı gelebilir. Yani bugün başarılısınız. Doğru işler yapmadığımız takdirde aşağıya inerken aşağıda olan bir takım da doğru planlamalarla bugün 2-3 yıl içerisinde takımların birinci lige yükseldiğini hepimiz biliyoruz. İnşallah Muğla Spor'da olur. İnşallah. Yaşarız hep birlikte. İnşallah. Tekrar Köyceğiz'e dönüyorum Sayın Müdürüm. Köyceğiz'de Süper Lig'de Handball takımımız var. Başarılı da bir takım. Bugüne kadar Muğla'da oynuyorlardı maçlarını. Menteşe Spor Salonu'nda. Ve geçtiğimiz hafta itibaren kendi spor salonuna kavuştular. Evet. Birinci maddemiz bu. İkinci maddemiz de Köyceğiz. Su sporları konusunda Türkiye'nin en etkili yerlerinden bir tanesi. Burayla ilgili projelerinizde de yapılan çalışmalar nedir? Şimdi Köyceğiz'le ilgili olarak yapılan çalışmalara bakıldığı zaman öncelikle bir Köyceğiz'de Gençlik Spor İlçe Müdürlüğümüzün binaları hani kötü durumdaydı. Oraları bir düzelttik. İşte herkes tarafından hani bilinen o sahanın kenarındaki yedek kulübe. Onlar hepsi hani düzeldi, yapıldı. Su Sporlar Kamp Eğitim Merkezimiz var. İşte dün de orada önceki gün, pazar günü 175 sporcunun 17 kulübün katıldığı Bahar Kupası kano yarışmaları yapıldı. Federasyon başkanımız, belediye başkanımız, işte kaymakamımız hep beraber orada sporcularımızla birlikte yer aldık.
kış boyunca Rusya'sından tutun birçok takımın kamp için geldiği bir ilçemiz. İlçe için çok bir değer değil mi bu? Çok büyük ekonomik bir değer. Olarak da. Ekonomik olarak kış mevsiminde özellikle. Köyceğiz su sporları konusunda özellikle kürek ve kano. Ve bu yıl içerisinde bu pandemi döneminde biz Köyceğiz'de kürekte federasyon kupası ve Türkiye şampiyonalarını yaptık. Fenerbahçe ve Galatasaray ezeli rekabeti Muğla'da Köyceğiz'de yaşandı. Evet. Bunlar çok önemli değerler. İşte yeni salonumuzun açılışını da Beşiktaş Köyceğiz Belediye Spor maçıyla yapılmış oldu. Yani düşünün Beşiktaş takımı Köyceğiz'e geliyor Süper Lig maçında ve Köyceğiz'de bizim misafirimiz oluyor. Hakikaten yeni açılan spor salonumuz, biten gençlik merkezimiz. Ben buradan belediye başkanımız Sayın Kamil Ceylan başkanımıza da çok teşekkür etmek istiyorum. Onların da destekleri, katkılarıyla yatırımların alınmasında ön ayak oldular. Belediye tarafından yapıldı. Tesisler bize teslim edildi. Tüm belediyelerimizle de işbirliği içerisinde çalışmalarımız devam ediyor. Köyceğiz'de malum toparlarda bir saha var. Ham bir saha bize ait. Orayla ilgili bir çalışmamız var. İlerleyen dönemde oraya da bir sentetik bir saha, antrenman ve maçlar için 500 kişilik tribün ve aydınlatma projemiz olacak. Köyceğiz'de gayet şu anda tesis bakımından iyi durumdayız. Fakat oraya daha büyük bir kamp ve eğitim merkezi ve sporcu su sporlarında kano ve kürek dalında sporcu eğitim merkezi açılması konusunda daha bugün daire başkanımızla görüştüm. Bakanlarımızdan bu işe bakan Selçuk Çevi daire başkanımızla, sayın başkanımızla. Önümüzdeki günlerde buraya davet ettik, konuştuk, gelecek. İlimizin tamamını tarayacağız ve sporcu eğitim merkezi yapılacak. İşte Bodrum'dan, Fethiye'den kamp merkezi, su sporlarıyla ilgili Köyceğiz'in geliştirilmesi konusunda onlarla beraber incelemelerimiz sonucunda ilimizin bu alanda faaliyetinin daha üst seviyelere çıkması konusunda zaten çalışmalar devam ediyor. Bir de hemen o taraftan giderken bir Fethiye'ye gidelim istiyorum. Hı-hı. Fethiye'de zaten basketbolda bir Süper Lig takımı var. Evet. Onun dışında Esenköy'de futbol sahası yapımı tamamlandı zannediyorum. Evet. Bir de Eldirek'te bir şeyler yapılmış orada. Evet. Yani Fethiye'deki durumumuz nedir? Şimdi Fethiye bizim ilçelerimiz arasında spor tesisleri bakımından ilçeler bazında baktığımız zaman en iyi olduğumuz ilçelerimizin başında geliyor. Fakat tabii ki Fethiye'nin sporcu potansiyeli, spordaki etkinliğine baktığımız zaman da hakikaten çok önemli bir ilçemiz. Zaten bizim ilçelerimize bakıldığı zaman Fethiye'den, Marmaris'ten, Milas'tan, Bodrum'una kadar yani bunlar artık dünya kenti. Marka. Marka kentler. Yani Muğla markası hep birlikte, ilçeleriyle birlikte büyüyen bir marka. Ve hakikaten dünyanın cazibe merkezi. İşte Fethiye'deki paraşüt, yamaç paraşütü, Babadağ etkinliklerinden tutun. Fethiye sporumuz bu hafta Perşembe günü lider Kütahya Spor'la oynayacak. Çok önemli bir maç. Süper Lig takımı. Bahçeşehir Doğa Sporları Koleji voleybol bayan takımımız 1. Lig'e yükseldi şampiyon olarak. Önümüzdeki yıllarda Sultanlar Ligi hedefleniyor. Birçok dalda hakikaten etkin olduğumuz bir yer. İşte burada da tesislerimizin gelişmesi konusunda büyük çabalar içerisindeyiz. 40 yıllık salonun parkeleri her tarafı hani bozuk bir vaziyetteydi. O eski salonu yeniden biz düzenledik. Zemininden tutun, skorboardundan tutun, potalarından, tribünlerinden, soyunma odalarına kadar eski salonu yeni bir salon haline getirdik. İşte yıllardır o Esenköy'de yapılacak bir sahayla ilgili çeşitli problemler vardı. Onlar çözüldü ve bugün o sahamızı 500 kişilik tribünü aydınlatması, tribünün kenarında seyirci tuvaletlerine kadar düşünülen komple bir tesis haline getirdik ve açtık. Hemen yanında bir motocross alanı var.
O motokros alanıyla ilgili arazi tahsis işlemleri hepsi bitti. Şu anda onayları alındı. Orada bir motokros alanıyla ilgili çalışmamız var. Hemen yan tarafında trap ve atıcılık alanıyla ilgili tahsisleri tamamlanan bir işimiz var. Hemen 1 kilometre yanında 1350 kişilik öğrenci yurdumuzun inşaatı %60'a geldi. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Eldirek'te mevcut olan tesislerimizin su ve diğer bakım onarımla ilgili çalışmaları vardı. Aynı şehir stadında olduğu gibi, Ortaköy tesislerimizde olduğu gibi Fethiye'deki hem Eldirek'de hem Ölüdeniz tesislerinde de sondaj kuyuları açtırarak oralarında su sorunları giderildi. Bildiğiniz gibi Fethiye Lokman Hekim Belediyespor son hafta belli oldu Süper Lig'de yer alacağı. Oradaki Süper Lig basketbol standartlarına uygun hale getirilmesi gerekiyordu. Işıklandırma sisteminin. Sağ olsun bakanlığımıza yazdık. Yaklaşık 235 bin liralık bir ödenekle bir hafta içerisinde tüm ışıklandırma sistemini değiştirdik. Diğer o Süper Lig standartlarına uygun hale geldi salonumuz, yeni salonumuz. 2000 kişilik salonumuz. Artık Süper Lig maçları o salonumuzda oynanmakta. Ölüdeniz'deki tesislerimizin bakımları, onarımları yapıldı. Ve önümüzdeki süreçte işte burada da gördüğünüz gibi Fethiye'ye tam olimpik bir yüzme havuzu projemiz var. Bakanlığımızdan istedik. Tenis kortları ve mini futbol sahaları gene Fethiye'de önümüzdeki dönemde yatırım talebinde bulunduğumuz ve takip ettiğimiz konular, inşallah onları da gerçekleştiririz. Bir de hızlı geçiyorum. Bodrum'a gidersek Sayın Müdürüm, Gençlik Merkezi ve Spor Salonu ile ilgili orada çalışmalar var. Bir de Bitez'de bir spor kompleksi yapılmış. Evet. Nasıl yararlanacak insan, nasıl olacak bu çalışmalar? Şimdi bizim Bodrum ilçemiz artık dediğimiz gibi bir dünya kentimiz. Her yerde tanınan bir marka. Evet. Bizim Bodrum'da kapalı spor salonumuz yoktu. İşte şu anda geçtiğimiz ay tamamlandı. Artık hizmete hazır hale geldi. 1000 kişilik salonumuz bitti. Hemen yanında bizim gençlik merkezimiz, o da tamamlandı. Ve Bitez'de 3 bölüm halinde toplam 12 dönümlük bir deniz sahilinde, Bitez sahilinde yer aldık hazineye ait. Burayı 2022 yılında yapılacak Dünya Optimist Şampiyonası'na burası ev sahipliği yapacak. Hemen bakanlığımızdan hızlı bir şekilde daha bir kısmı 7 dönümü bize tahsis edildiği anda yaklaşık 700 küsur bin liralık, 740 bin lira civarında bir ödenek aldık. Oraları bir ihatayla etrafına çevirdik. 2 tane tenis kortu yaptık. İlçe müdürlüğümüzle ilgili düzgün bir binamız yoktu. Oraya taşıdık ilçe müdürlüğümüzü. Oradaki halı sahayı faaliyete geçirdik. Önceden onlar vardı. Orada bir yapılanma yaptık. Fakat bu yeterli bir yapılanma değil. Daha büyük oraya bir proje uyguladık. Şu anda o projenin tamamı bitti. Artık son şeklini veriyoruz. Yaklaşık olarak maliyeti 25-30 milyon civarında bir proje. İçinde 120 kişilik kamp merkezi. Dünya şampiyonlarının özellikle yelken sporunda yapılacağı nitelikte yarışma alanları. Kayıkhane olacak. Ve yelken sporu için, yelken spor okulları için de orada alanlar olacak. Kapalı alanlar. Böyle bir çalışmamız var. Hem Bodrum'un yereline hitap edecek tenis, halı sahalar, aynı zamanda dünya çapında su sporlarının yapılabileceği bir kamp ve eğitim merkezi haline getirecek. Çok büyük katkı sağlayacak elimize. Yani burası çok önemli bir proje. Ve zaten Bodrum'da su sporları konusunda çok önemli yarışmalar zaten yapılıyor. Fakat bunun bizim il müdürlüğümüz bazında ve dünya şampiyonlarına ev sahipliği yapacak nitelikte bir tesis olacak. Aynı zamanda da milli takım düzeyinde kampların yapılacağı da barınma alanları olacak burada. Bu projede son aşamasına geldi. Bunun maliyeti çıkıp bakanlığımızdan
Zaten bakanlığımız da takip ediyor konuyu. Ödeneğini de kısa bir sürede alıp ihaleye çıkmayı düşünüyoruz. Bir de Marmaris'e gidelim Sayın Müdürüm. Marmaris'te yıllardır atıl durumda bulunan bir stat vardı. Evet. Statta ciddi çalışmalar yapıldı orada. Orayla ilgili projeler var. Şimdi Marmaris'le ilgili, Marmaris maalesef bizim biraz daha yatırım anlamında öne çıkarmamız gereken ilçelerimizin başında geliyor. Bugün itibariyle belediyeye ait bir salon var ama Marmaris'te bizim kullanabileceğimiz bir gençlik spor il müdürlüğümüze ait bir spor salonumuz yok. Bildiğiniz gibi eski stadımız da çok yıpranmıştı, kötü durumdaydı. Biz buraya bakanlığımızdan aldığımız ödenekle ihalemizi yaptık. 1500 kişilik tribün, soyunma odaları, ışıklandırma, sahanın tam nizami FIFA standartlarına uygun suni çim yapılması gibi bunları tamamladık ve stadımız şu anda hazır. Şimdi geçen ay biraz bir para artmıştı ilk ihaleden kalan. Onu da çevre düzenlemesiyle ilgili ihalemizi yaptık. Şimdi etrafını da güzelleştirmek için ihale sonuçlandı. Şimdi oraya da başladık. Sayın Bakan'ın Dünya Rally Şampiyonası'nda orada olması da büyük bir avantaj oldu herhalde, değil mi? Sahayı bizzat gördü çünkü evet, o. 2019, belki de hızlandırdı bu çalışmaları. 2019 yılında bakanımız geldiği zaman Muğla'mıza Mart ayında o stadı gezmişti. Bu stat Marmaris'e yakışmıyor demişti. Sayın Bakanım 2020 yılındaki Dünya Rally Şampiyonası'nda geldiğinde stadı gezdi. Ha dedi, şimdi olmuş. İşte o takip etmesi de hızlandırmış oldu. Tabii evet. Ki. Hani teşekkür ediyoruz katkılar için. İlimiz için kim çivi çaktıysa Muğla'lara da bize teşekkür ediyoruz. Vekillerimiz de vesile olan herkes de takip ettiler. İl başkanımız da. Bakanımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Biraz da böyle nüfus olarak... Marmaris'te bizim büyük bir projemiz var. Asıl işte o tamamlandığı zaman, bizden önceki dönemde o proje zaten hazırlanmıştı. İçinde kapalı spor salonu, gençlik merkezi, 8'li atletizm pisti ve futbol sahası nerede olan bel dibindeki o iki sahamız. Sahanın olduğu yere. Olduğu yere bu proje. Yıllardır atıl duruyorlar işte. O oraları da düzelttik biz. Soyunma odalarını düzelttik. Sahalara bakım, onarım yaptık. Şu anda orası da belli bir noktaya geldi. Fakat bu büyük projeyi oraya bir yapmamız. Spor kompleksi olacak o zaman. Olacak. Bu yapıldığı anda Marmaris çok büyük bir level atlamış olacak. Hemen yeri gelmişken sorayım. Aslında birazdan soracaktım da spor turizmi ve kamp turizmi ilgili. Bir de Marmaris'te ekleyeceğim bir şey daha var. Şu anda 15 dönüm içmelerden bir yer tahsisi sağlıyoruz. Oraya da ileride yüzme havuzu projemiz olacak. Tenis kortları ve değişik spor aktivitelerinin yapılacağı projeler için çalışıyoruz oraya da. O zaman orada nokta koyalım. Unutmayın da programın sonunda soracağım size. Biz il olarak kamp turizminden yeterince pay alamıyoruz. Bir Antalya'ya kış döneminde baktığınız zaman 400-500 takım gelip kamp turizmine faydalanabiliyor. Biz de sıkıntı zannediyorum tesiste de konaklamaların kışın kapalı olmasından kaynaklanıyor. Evet. Bunu soracağım bir durum ama dilerseniz nüfus olarak biraz küçük ilçelerde bir hızlı hızlı geçelim. Seyit Kemal'de bir spor salonu ile ilgili. Spor salonumuz orada var. Evet. O zaten yeni, bir sorun yok. Şimdi geçen hafta yaklaşık 15 gün önce bakanlığımızla Seydi Kemer Belediyesi tarafından yapılan görüşmede stadın da suni çime çevrilip tribün ve aydınlatmasıyla ilgili bir çalışma var. O stad belediyeye ait olduğu için belediyemizle işbirliği içerisinde yürüyor. Tabii güreş sporu bildiğiniz gibi hani orada iyi durumda. Onları takip ediyoruz. Hani Seydi Kemer spor faaliyetleri açısından yeni bir ilçemiz olmasına rağmen tesis anlamında çok büyük sıkıntılarımız yok orada. Belediye başkanımız da gereken desteği veriyor, Yakup başkanımız. Orası gelişiyor, sıkıntı çok fazla yok. Datça ile ilgili var mı projeleriniz? Datça ile ilgili de Datça'nın bazı eksiklikleri vardı. Normal sahanın düzenlenmesi, sulama sisteminden çim traktörüne kadar onları çözdük. Bakım onarımlarını yaptık salonumuzun. Hemen salonun arka kısmında tenis kortları ve mini futbol sahası ile ilgili projemizi hazırladık. Ödeneğini istedik. Bakanlığımızdan onun çıkmasını bekliyoruz. Oraya da faaliyete geçireceğiz inşallah. Kavakdere'de de bir saha, daha önceden yapılmış bir stat vardı. Güzel saha. Bir de Menteşe'ye zannediyorum belediye katkılarıyla yapılan bir stat yapılmış evet, oraya. Spor oradaki kalite nedir durumumuz?
Kavaklıdere'de Menteşe bölgesinde o stat ve ilgili Kavaklıdere Belediye Başkanlığımız Spor Toto kaynaklarıyla onları yaptı ve bizim kullanımımızda olacak. Zaten tüm belediyelerimizde onlar bu işbirliği genelde bizim arazilerimize yapılıyor. Sonra kullanımını biz yapmış, sağlamış oluyoruz. Orada iyi bir hale geldi. Menteşe Yer Küpe Spor ve bildiğiniz gibi Kavaklıdere Belediye Spor iki takımımız var. Kavaklıdere stadımızla ilgili de tribün koltuklarında problemler vardı. Yatağın Kavaklıdere işte Milas'tan tutun birçok ilçemizdeki o tribün koltukları değişti. Onlara bakımına, onarımına yaptık. Spor salonumuzla ilgili bazı çalışmalarımız eksik, gedik, bakım, onarım, tamirat onlar da yapılıyor. Ula ilçemizde var mı çalışmamız? Ula'da bildiğiniz gibi kapalı spor salonumuz yoktu. Buradan bir kez daha İsmail Başkanımızı rahmetle anıyoruz. Evet. Allah rahmet eylesin diyoruz. Çok güzel izler bıraktı. Ula'da güreş arenası, kapalı spor salonu ve Akyaka bölgesine tam nizami bir futbol sahası. Beraber projeler çalışmıştık. Kendisi de bakanlığımızla görüştü. Bunlar tahsis edilmişti ödenekler. Yine aynı şekilde şimdi Üzay Başkanımızla devam ediyor çalışmalar. Arsa yerle ilgili spor salonunun bir çalışmamız son aşamada belediye tarafından yerine getiriliyor. Ula ilçemize kapalı spor salonu, şimdi yeni Ula ilçe stadının sunni çim soyunma odaları ve o stad bize ait aydınlatmasıyla ilgili bakanlığımızdan ödenek bekleniyor. Onlar yapılacak. Ula'da da eksiklikler gideriliyor. Aynı zamanda da Akyaka'nın içindeki stadın da belediye tarafından yapıldı müracaatı. Akyaka'nın içindeki o stadın da sunni içime çevrilmesi ve güzel bir hale, Akyaka'ya yakışır hale gelmesi için çalışmalar var. Devam ediyor. Hemen diğer ilçelerimizden Ortaca'da, Ortaca'da bal maaşları da başlaması muhtemel şimdi. Ortaca ile ilgili çalışma var mı? Ortaca ile ilgili güzel çalışmalar yapılıyor. İşte yine belediye Spor Toto işbirliğiyle yüzme havuzu. İlimizdeki ikinci yüzme havuzu şu anda Ortaca ilçemizde gene bizim alanımıza belediye işbirliğiyle yapılmakta. Stadın koltuklarından tutun skorboarduna kadar yeni yaptığımız tüm statlarda da Esenköy'den Marmaris'ine kadar hepsine elektronik skorboardlar koyuyoruz. İlçelere kadar kanayan yarısını çözdünüz. o şekilde. Zaten spor salonumuz hani iyi vaziyetteydi. Orada yurdumuzla ilgili eksiklikler geçen yıl tamamlandı. Sosyal alanlar, sosyal tesisler, tepeden tırnağa yurdun eksiklikleri giderilmişti. Spor salonumuzun eksiklikleri tamamlandı. İlçe binası gene Ortaca Köyceğiz gibi çok kötü vaziyetteydi. Onların hepsinin bakımı, onarımı pırıl pırıl hale getirildi. Orada Dalyan'da bir çalışma var. Gene belediye tarafından Spor Toto ve bizim ortak yürüttüğümüz bir çalışma. Dalyan'a bir spor salonu projesi var. Çünkü Dalyan'da gelişmiş bir yer. Birçok müsabakalara da ev sahibi, konaklama anlamında İmkanı da var, imkanları da var. Oraya bir spor salonu çalışması var. Ve Ortaca ilçemizin hemen yanında bulunan alana da tenis kortu şey için yüzme havuzu için yıkılmıştı. Hemen öbür tarafına bir halı saha ve bir tenis kortuyla ilgili ödeneğini istedik. Bekliyoruz. Onu da yapacağız inşallah diyoruz. Bir Dalama ilçesi kaldı. Orada da tenis anlamında çalışmalar var diye biliyorum ben. Şimdi tenisle ilgili 4 tane gene belediye ve Spor Toto işbirliğiyle toprak tenis kortu yapıldı. Yakın zamanda bize teslim edildi. Gene bizim alanımız içerisinde. Orada bu hafta sonu 85 sporcu Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelerek bu yeni tenis kortlarında 14 yaş turnuvası düzenlendi. Ya işte tesis olduğu zaman spor var, imkan var. İmkan var ve dışarıdan akım var.
şu pandemi dönemi olmasına rağmen 85 sporcu, bunların aileleri, antrenörleriyle ele aldığınız zaman en az 200'e yakın bir katılım demek. İlçelerimizin ekonomisine çok katkı, büyük katkı, evet. Katkı. Dalaman'da da ayrıca 50'ye 70 gene hemen stadın yanında bir antrenman ve okul maçlarının oynanabileceği bir saha yapıldı. Şu anda hizmete girdi. Ve Dalaman Kapalı Spor Salonumuzun 1 milyon 690 bin lira önceden bir ödenek çıkmıştı. Bakım, onarım ve yenilenmesi için. O biraz az gördük, genişlettik işi. Geçen gittiğimizde sağ olsunlar Ankara'da 900 bin liralık daha ek bir ödenek çıkarttık. Yaklaşık olarak bir ihale yapılacak bu ayın 19'unda. Yapılacak ihaleyle birlikte salon yenilenecek. Çatısından, soyunma odalarından yıpranmış ne varsa o pırıl pırıl bir hale gelecek. Sayın Bilim, sonra doğru geliyoruz. Bir de Dalaman'da gençlik kampı projemiz var. Çünkü Muğla bu kadar yeryüzü cenneti diyoruz. Bakanlığımıza ait bir tek gençlik kampımız yok Muğla'da. İşte bunlarla ilgili çalışma. Evet. Bu bir eksiklik. Çünkü gençlik kampları yazın Türkiye'nin çeşitli illerinden gençlerimizi... Menteş'te bir tane var. Ben eskiden hatırlıyorum Çeşme'de. Çeşme'de öğrencilerin bir arada bulundum ben orada. Türkiye'nin dört bir yanından binlerce öğrenci gelip konaklayıp güzel bir kamp ortamında çalışabiliyor. İşte biz şu anda bakanlığımıza sunduk. Yerimiz hazır. Projemiz onaylandı. Ödeneğini de istedik. Yani bu konuda. Biz orada bir gençlik kampı Dalaman'da yapacağız. Ve bunu yaz döneminde gençleri, kış döneminde de sporcuları orada kampa almak istiyoruz. Böyle bir projemiz var. Bu kamp sayısını da hızla artırmak istiyoruz. Yani Ortaca'da, Fethiye'de, yani düşünün, yani bazı illerimizde 7-8 gençlik kampı olan ilimiz var Türkiye'de. Ama bizde bir kampımız bile yok. Yeryüzü cenneti Muğla'ysa eğer, burada fazlaca kampın olması gerekir diye düşünüyoruz ki ilimizin gelişimine ve ilimizin güzelliklerinden gençlerimiz, sporcularımız, herkes faydalansın istiyoruz. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle gençlik haftası etkinlikleri gerçekleştiremedi çoğu yasaklar nedeniyle. Ama sizin gençlik merkezi ekipleriniz ve müdürünüz ekipleri 19 Mayıs'ta, 15 Temmuz Demokrasi Bayramı'nda anonslarıyla il genelinde ses getirdiler. İnsanlara mesajlar verdiler. Etkinlikler düzenlediler. Online olarak yapıldı bazıları. Evet. Bu etkinliklerden kısaca biraz bahseder misiniz? Şimdi bu yılda yapılacak herhalde büyük ihtimal. Çünkü bu rakamlar, COVID-19 rakamları, bu yılki rakamların da pandemi nedeniyle herhalde bu tür etkinliklerle geçireceğini planlıyoruz. Şimdi bakanlığımızdan bu konuda COVID-19 tedbirlerine uyulmasıyla ilgili bir hazırlık yapılmasıyla ilgili bir yazı geldi. Tabii ki Bilim Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, İl Hıfzı Saha Kurulumuz, bunlar çok önemli alacağı kararlar belirleyecek. Şimdi geçtiğimiz yıl ilimiz genelinde Sayın Valimizin büyük destekleriyle, ben ayrıca buradan bir kez daha hem geçmiş dönem valimiz Esengül Civelik hanımefendiye hem mevcut valimize şükranlarımı sunuyorum. Bu gençlik faaliyetlerine yapmış olduğu destekler nedeniyle Türkiye'de birçok ilde olmayan her bayram ve özel günde özel giydirilmiş otobüsler valiliklerimiz tarafından karşılandı, onların bütçeleri, giderleri. Biz de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak ekiplerimiz de buna destek verdik. Ve tüm ilçelerimizde bayram havasını özel giydirilmiş otobüslerle, Türk bayraklarına, vatandaşımıza, halkımıza götürdük. Geçtiğimiz yıl tüm faaliyetlerde 23 Nisan'da başladı. 29 Ekim'e kadar, arada 15 Temmuz'undan, 19 Mayıs'ından tutun hepsinde 30 Ağustos'una kadar bu tür faaliyetler oldu. Şimdi bu yıl nasıl olacak? Tabii ki bu talimatlara göre hareket edecek. Ama biz hem normal yapılacakmış gibi daha çok da
yarı yarıya online olacakmış gibi. Hazırlıklarınızı yapıyorsunuz. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu yıl İstiklal Marşı'nın 100. yılı biliyorsunuz. Geçen de istikbalden istiklale mektup yarışmasında bir gencimiz Muğla'dan Türkiye üçüncüsü oldu. Bu yılki temamız, bakanlığımız tabii ki o temayı belirleyecektir ama İstiklal Marşı'nın 100. yılı olması hasebiyle biz etkinliklerimizde biraz daha bunu öne çıkarmak istiyoruz. Gerek online olarak, gerek normal pandemi kurallarının izin verdiği çerçevede 19 Mayıs'ın bu gençlerin bayramının ve gençlik haftasının, sadece bayram değil çünkü bu bir hafta. Geniş bir hafta, evet. Layık olarak cumhuriyetimize, gençlerimize, ülkemize, milletimize layık olarak kutlanması için ekibimizle beraber tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Müdürüm, artık son sorum size. Az önce gündeme getirmiştim. Antalya kamp turizmi, spor turizminden çok ciddi payını alabiliyor. Biz Muğla olarak bununla ilgili pay almak için bir girişimimiz var mı? Gerek konaklama sektörüyle, çünkü bu işbirliği için yapılacak bir şey. Yani evet, atıyorum Akyaka'da sağ var, konaklamada sıkıntı yaşanabilir. Konaklama var, sağ kötü olabilir. İşte Bodrum'da ya da Menteşe'de yapılan Kavakdere sahalar, köyleri biraz daha yüksek yerler, yani kamplar için ideal yerler. Bununla ilgili bir projenizde bir çalışmanız var mı? Şimdi bunun ilimiz genelinde komple STK'lardan, ticaret odasından tutun resmi kurumlar ve tüm halkımız tarafından, turizm sektörü tarafından oturulup aslında bir eylem planı geliştirilip ilimizde bunun maksimum seviyede buradan pay almamızla ilgili bir politika belirlenmesi gerekir. Bildiğiniz gibi Antalya bölgesindeki oteller, yani düşünün ki geçtiğimiz yıl biz Muğla Spor maçımızı bir otelin sahasında oynadık, değil mi? Evet. Yani terfi maçlarının oynanabileceği stat seviyesinde otellerin tesisleri var. Bunları özel sektör, turizm sektörü yaptı. Şimdi dolayısıyla burada imar sorunlarından tutun, işte bizim yurt meselesinde olduğu gibi kat sorunu, işte bir tesisin yatak kapasitesi, maliyeti, spor alanları, bunların komple düzenlenmesi gerekir. Biz bir defa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak şuna istiyoruz. Biz bakanlığımıza, bize düşen ne varsa tesis sayımızı, tesis kalitemizi yükselterek organizasyonla ilgili de ne kadar organizasyon alınabilecekse ilimize bunu istiyoruz. Buradaki amacımız ne? Turizmde marka kent olan Muğla'nın sporda da bir marka kent olması, spor turizminin, turizmin 12 aya yayılmasında destek olması, özellikle kış döneminde atıl kalan otellerimizin spor değerlendirilmesi, evet, organizasyonlarıyla değerlendirilmesi. Bunun için de bizim tesise ihtiyacımız var. Bunu devlet olarak biz yapabildiğimiz ölçüde yapıyoruz, gayret sarf ediyoruz. Fakat özel sektörün, turizm sektörünün de bu tesislerin yapılması konusunda yerel yönetimlerin imar durumundan tutun birçok faktörün bir araya gelmesi gerekiyor. Yani Antalya'da bir otel, 500 kişilik bir otel var. Yanında da bizim ilçelerimizdeki stattan kapasitesi büyük statlar var. Golf, evet, sahaları var. Birçok yılların verdiği bir birikimle de oluyor, değil mi? Bunlar ama yani, bunlar bir birikimle oluyor. Bir hani il bazında ortak bir hedefle de ortaya çıkan bir şey. İşte biz bununla ilgili bir çalışma elbette yapıyoruz. Hedeflerimiz var. Bu konuda bir çalıştay düzenlenmesi, hedefler konulması ve bu hedeflere turizmciler, sivil toplum örgütleri, ilimizin ileri gelenleri, tüm herkesin katkısıyla spor turizminden payımızı en üst seviyede almakla ilgili bir hedefimiz olması gerekiyor. İşte geçtiğimiz yıl pandemi Mart ayında ortaya çıktı, biliyorsunuz. Biz daha önceki yılların aksine 2020 yılında daha önceki yıllara oranla iki katına varan, gerek analik gerek ulusal düzeyde birçok biz organizasyon almıştık ve 4
5 Mart haftasında ilimizde ulusal düzeyde 5 tane organizasyon yapıldı. Ve 2500 kişi bizim ilimizdeydi geçtiğimiz Mart ayında. İşte o pandemiden sonra birçok o aldığımız organizasyonlar iptal olduğu için biz onları yapamadık. Ama bu pandemi ile birlikte, pandemi sonrasında gene bu çabalarımız devam edecek. Alınabilecek ne kadar organizasyon, yapılabilecek ne kadar faaliyet varsa biz bunlara talibiz. Ama bunları yapabilmemiz için bizim tesislerimizin sayı, kalite yeterli olması gerekiyor. Yeterli olması gerekiyor. Gelen sporculara konaklama anlamında bütçeleri düşük olduğu için birazcık destek vermemiz gerekiyor. İşte geçtiğimiz hafta sonu Bodrum'da yelken yarışları, Milas'ta maraton, Dalaman'da tenis turnuvası, Köyceğiz'de kano yarışları. Bakıldığı zaman yani bu pandemi döneminde bile dolu dolu geçen bir şey. Ama ilimizin potansiyeline göre baktığımız zaman daha çoğuna ulaşmamız gerekiyor. Yapıldığı ilçelere de çok büyük ekonomik değer oluyor. Yani büyük ekonomik katkı sağlıyor. Bunlar aileleriyle birlikte geliyor ve yazın aileleriyle birlikte gelenler oluyor. Şimdi gelmiş antrenör ya da sporcu aile, sadece spor da kalmıyor. Başka yan ilçeleri de geziyor. Faaliyet Marmaris'te yapılmışsa turizme de büyük katkısı oluyor. Başka ilçeleri de geziyor ve yaz döneminde ailesiyle birlikte gelmesine teşvik ediyor bu durum. Böyle olunca biz ufak büyük hiç önemli değil. İşte Cumhurbaşkanlığı bisiklet turumuz bir kez daha önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Evet. Gerçekleşecek. Yani en çok tur olan il Muğla şu anda. 3 turumuz var değil mi? Evet, 3 turumuz var. Fethiye, Marmaris, Marmaris, Turgut Reis. Turgut Reis'ten de Selçuk. Kuşadası'nda finişine alacağız. Yani bunlar çok önemli. İşte Eurosport gibi birçok dünya kanalında hem bunlar tanıtım anlamında. Yani ilimizin tanıtımı bunda yapılacak. Bunlar çok önemli konular. Yani ilimiz turizmde bir marka, tarımda, su ürünlerinde bir marka olma yolunda hızla ilerliyoruz. Biz Muğla'nın sporda da marka kent olması konusunda bir çaba içerisindeyiz. Projelerimiz var, hedeflerimiz var. Bu konuda da el birliğiyle çalışıyoruz. Benim çok teşekkür ederim. Bu kadar yoğun mesainiz içinde bizlere değerli vakitinizi ayırdınız. Son olarak Muğlalılara neler söylemek istersiniz? Muğlalılara şunu söylüyoruz. Hepimiz öncelikle bir pandemi kurallarına uyalım. Herkes kendi sağlığına dikkat etsin. Bununla birlikte de sağlıklı, spor dolu günler diliyoruz. Buradan hemşerilerimize saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Sizlere de yayın hayatınızda başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler sevgili müdürüm. Değerli Muğla TV ailesi, seyredenleri, hepinize bizi tercih ettiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki salı günü değişik konu ve branşlarımızla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Programın hazırlanmasına emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarım adına ben Cüneyt Erdan. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Bir dahaki Sportist'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.